Company setting ile devam ediyoruz. Şirketlerde şöyle bir şey var. Her şirketin bir fiscal year'i olabiliyor. Fiscal year nedir? Ona bakalım. E, muhasebeciler bunu iyi bilirler. Ben muhasebeci olmadığı için çok fazla bilmiyorum. Burada Salesforce beraber öğrendim. Ama her şirketin muhasebe e, hesaplarını yaptığı bir başlangıç bir de bitiş tarihi oluyor. Diyelim ki siz bir şirket açtınız. E, bu şirketinizin e, mali hesaplarının yapıldığı bir başlama tarihi bir de bitiş tarihi oluyor. Bu her şirkette var. İsterseniz e, burada kampanya setting içinden onu bulalım. Burada Salesforce'ta bu fiskal year diye geçiyor. Tabii ki bu bütün şirketlerde bu şekilde geçiyor. Her şirketin bir fiskal, yeri var. Fiskal yeri açalım. Evet. Fiskal yerin başladığı, yani şirketinizin başladığı tarih. E, şöyle değil, hani şirketin kuruluş tarihi değil. Bu şirketin mali hesaplarının ya da hani vergi dönemlerinin oluştuğu tarih. Diyelim ki şirketiniz sıfırdan mart ayında başlıyor her şeye, bütün hesaplamaları yapıyor. Mart ay sonunda diyelim ki bonusları veriyor, çalışanlara bonus veriyor diyelim. Ondan sonra vergileri ödüyor, bunu yıl sonunda yapıyor. O yüzden siz şirketinizin başlama ayını ve bitiş ayını seçmeniz gerekiyor. Burada biz custom seçmiyoruz. Standartı seçiyoruz. Standartı kullanıyoruz. Custom çok fazla teklif e, çok fazla kullanılmıyor. Hatta siz bunu değiştirdiğiniz zaman custom olarak 6 ay boyunca tekrar değişiklik yapamıyorsunuz diye hatırlıyorum. O yüzden custom'a hiç girmiyoruz şu anda. Standart fiscal yeri seçiyoruz. Bu standart fiscal yerde bir başlama tarihi var ya da e, bitiş tarihi var. Yani siz şirketinizin diyelim ki şirketimiz bizim Mart ayında başlıyor. Mart ayında biz her şeye sıfırdan başlıyoruz. Bütün bonuslar verilmiş, vergiler ödenmiş, hesaplar yapılmış ve daha sonra e, her şey sıfırlanmış, tekrar yeni bir döneme giriyorsunuz. Okullardaki akademik yıl olarak e, düşünün, okullarda biliyorsunuz eğitim öğretim sezonu denir. 2015-2016 ya da 2021-2022 e, eğitim öğretim sezonu denir. Bu genelde Eylül ayında 2021'de başlar. Ee, tekrar Haziran ayında 2022'de biter. Yani sizin fiscal yeriniz bu yılın bir ayında başlayıp başka bir yılın başka bir ayında bitebilir. Yani biz bu an, şu anda Mart'ta başladık. Mart bizim starting mantımız mı, ending mantımız mı? Bu önemli. Yani Mart'ta başlasın mı yoksa Mart'ta bitsin mi? Siz şöyle düşünebilirsiniz. Bizim fiscal yerimiz Mart'ta başlıyor. Ya da bizim fiscal yerimiz Mart'ta bitiyor. Eğer Mart'ta bitiyor diyorsanız o zaman 2023'te biter bu 2023'te biter ama e, burada da söylüyor zaten e, if your fiscal year starts in April 2022 diyor yani Nisan 2022'de başlıyorsa bu Mart 2023'te biter diyor çünkü bir yıl boyunca sürüyor O yüzden siz starting month e, diyelim ki Mart seçtiniz buradaki sizin e, demek istediğiniz şey şu Mart 2022'de başlıyoruz. Yani bitiş otomatik olarak ayarlanıyor. Tam bir yıl sonra yani Şubat e, 2023'te sizin fiscal yeriniz o senenin yılı bitmiş oluyor. Artık bonusların verilmiş olması gerekiyor. Hesaplamalar yapılması gerekiyor. Amerika'da şöyle bir şey var mesela. Bizim e, benim çalıştığım okulda var. Size yıllık 8 gün e, Ödemeli tatil veriyor. Yani siz o 8 günü kullanırsanız problem yok. Kullanmazsanız onun parasını size ödüyor. Ne zaman ödüyor? Fiscal yıla bakıyor. Son çalışma ayına bakıyor. Sizin her şeyinizi hesaplıyor. Yani sizin çalışma günleri, çalışma tatillerin size verilen o 10 gün ya da 8 gün ödemeli tatilleri kullandınız mı? Kullanmadınız mı? Oradan sizin alacağınız var mı? Ona bakılır sizin bonusa bakılır eğer bonus alacaksanız bonusunuz eklenir yani sizin e, alacak verecek her şeyiniz hesaplanır ve o tarihte biter o yüzden ben şu anda mart diyorum starting month diyorum yani benim şirketim mart 2022'de başladı ne zaman bitecek diye sorulursa burada bunu göremezsiniz ama tam bir yıl sonra yani Şubat 2023'te benim her şeyi hesaplayıp sıfırlamam gerekiyor e, benim yani şirketim 2022 Mart'ta başlayıp 2023 Şubat'ta bitiyor anlamına geliyor arkadaşlar.